Yaşın. An itibariyle videona başlayabilirsin. Sana izin veriyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapalım ne yapalım dedik. Böyle ciddi bir masa başından çok böyle bir salonda otururken sizle muhabbet etmek istedik. Ve bugün Instagram'dan bana yapılan kötü yorumları okuyacağım. Sadece sana mı? Genelde benim kanalımda bile Aslı'ya laf etmişsiniz ama olsun. Ben zaten herhalde insanlar için kımıl zararlısıyım ya. Bakıyorum videolarımıza ve artık genel zaten ana sayfaya değil IGTV'ye yüklüyorum Instagram'da videoları. Ben de. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Arada yeniden sıvıştırayım kendimi. Ve videolarım Allah'a şükür 1 milyon, 2 milyon, 3,5 milyon izlenen videom var. Övünmek için söylemiyorum ama... Nora sus bak. Nora ne zaman böyle konuşursa geçende de bak abi evde böyleydi. Ya var ya videolarım nasıl izleniyor? Nasıl izleniyor? Akşamında hesabı kapandı. Ya. Ama bak. Evet genellikle maşallah dediğimi... İki gün, üç gün değil. Üç gün yaşa, üç dakika. Saat, saat. Ama gerçekten videolar çok izleniyor. E bir de şimdi şöyle bir şey var. Biz ilk YouTube'la başlamadık, Instagram'la başladığımız için Instagram'da güzel bir kitlemiz var. Ama IGTV'de ya video 3,5 milyon izlenmiş, altına gelen yorum şöyle. Kim izliyor ya bunları? 3,5 milyon izliyor bunları. Duyuyor musun beni? Ben de saldırayım mı bana? Saldır. Sen! Ağzımdan tükürük çıktı. Sen! 3 milyon! Sen 3 milyon! Sen bu kadar parayı! Sen ne yaptın? Hazırsanız geçelim Instagram kötü yorumlara. Nerede senin galerin ha? Nora hanımefendinin şarjı bittiği için screenshotları alıp benim telefonuma gönderdi. Ama şarjı neden bitti? Çünkü evde iki tane şarj aleti vardı, birisini halletti. Ben de sinirlendim artık, almayacağım dedim. Almayacağım. Sonrasında, dur şunu da göstereyim de, hazır. Ya bu, almıyorum. Bu kabloların tamam mı kaderi bu. Kaderi böyle olmak. Nora'yla tanıştığından beri 8. artık herhalde şarj aleti bu. Sürekli abi şarja takıyor sonra telefonla böyle oynuyor. Burayı da kıstırıyor bak yer etmiş zaten. Şarj aleti dile gelecek. Ya. Beni atın MK diye. Hayır atmayacağız onu. O hep kalacak bizim hayatımızda olacak. Ayrıca bak yine telefonumu şarjdan çıkardım. Zaten baksana ucuna Nora şarjda mı? O sen şarja taktığını düşünüyorsun ama. Ya bu nasıl bir komplo ya? Abi bu kadar takip ediyor işte her şeyini. Telefonu şarja takayım ama asla prize takılı olmasın. Geldik Instagram'daki kötü yorumlara. Evet yine keşfetle alakalı bir sorun yaşamış biri. Demiş ki neden sürekli bunlar keşfetime düşüyor ya? Yeter. Engelliyorum engelliyorum. Hala keşfette bu ne arkadaş ya? Ne yapıyor bunlar? Tam olarak bir özet geçebilir mi? Nedir bu rating anlamıyorum. Bak şimdi. Beni hanımefendiliğimden çıkaracaklar. Ben bir şey canım. Önce buna cevap vereceğim ama bu yorumun, bu kötü yorumun altına biri de şöyle bir yorum yapmış. Çünkü sosyal medya uzmanları ile çalışıyorlar. Ve haliyle bloklarsan gelmezler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar size... biz bloklanınca o kadar çok üzülüyoruz ki bir daha gelmiyoruz o kapıya. Hayır öyle değil. Bak demişler ki sosyal medya uzmanları ile ona çalışıyorlar. Ona geleceğiz zaten. Ama... Sebastian! Lütfen Instagram'da like'larımı gün içerisinde bana haber verir misin? Katya, bir YouTube video konusu söyler misin kızım bana? Hadi, hadi. Onlar bizim Sebastian'la Katya, bizim sosyal medya uzmanlarımız arkadaşlar. Evde gizli bir bölmede yaşıyorlar. Küçücük bir dolaba sığdırdık ikisini de. Orada yaşıyorlar. Arkadaş haklı, bizi bloklarsanız biz bloklandığımız yere bir daha gelmeyiz. O kapıyı bir daha çalmayız. Asla bir bizim kere. İşimiz olmaz. Bizde bir kere öyle şeyler. Yüzsüz değiliz biz. Bak çenem titremeye başladı. Geldik ikinci kötü yoruma. Biliyorsunuz benim bir konuşma tarzım var genellikle videolarda. Mesela bu kötü yorumu sevdim çünkü güzel yine bak. Bende de mazoşist miyim değil mi? Kötü yorumları bazen beğeniyorum. Birinin Nora'ya böyle konuşunca şirin olmadığını söylemesi gerek. Şundan bahsediyor. Nasıl yani? Sence bu şirin değil mi? Konuşma açıkçası şirin olduğunu düşünüyorum. Genellikle yalnız başıma olduğumda da bu tip konuşuyorum. Oo diyorum lan içini tatlısın diyorum içinden. Yanaklarım sıkısım geliyor. Az önce bana soru sordu. Cevaplamamı bile fırsat vermeden kendiyle bütünleşen diye bir şeyler konuşuyor. Sence bu ses tonu kötü mü şirin değil mi? 5 saniye içerisinde cevap vermem gerekiyor değil mi? Lafı yiyeceğim hemen yine. Bence bu ses tonu güzel Noracığım. Ama benimle mesela bazı insanlar bu ses tonumu sevmiyor. Ben şimdi ses tonu seviyorum. Gayet şapşal duruyor. Bence bizim bu ses tonlarımızı bizden başka kimse sevmiyor. Ama biz böyle anlaşıyoruz gerçekten. Evet biz böyle evde iki tane gerizekalı. Nora, Aslı sürekli böyle. Biz seviyoruz ya bu konuşma tarzını. Evet.
benim hoşuma gidiyor. Etkileniyorum. Evet, yine biri sesime söylemiş. Bu Nora'nın sesi genelde böyle değil ki, video çekerken niye inceliyor sesi? Videolardan önce özel bir şurubum var. Onu içiyorum ve sesimi inceltiyorum. Mideden konuşuyorum. Normalde Nora'dan çıkan ses de nasıl böyle konuşuyor. Hani ama ailesi de bu durumdan çok rahatsız. Ben de bu durumdan çok rahatsızım. Sebastian'la Katya'nın yanında bir de doktorumuz var. Videolardan önce doktor Nora'nın ses telleriyle iki oynuyor. Şurubunu içiriyor. Ondan sonra kendi geliyor. Video bitti. Kelimesini duyduktan sonra Nora yine nasıl ses tonuna geri dönüyor. Biri demiş ki Allah akıl fikir versin size. Allah kimseyi şaşırtmasın inşallah. İnşallah ya Rabbim, sen kimseyi şaşırtmazsın. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben sinirleniyorum burada. Neden? Böyle yorumlara çok sinirleniyorum. Böyle yorumlara sinirleniyorsun. Hayır, Allah akıl fikir versin derken yani. Ben bir kere bunları cidden ciddiye almıyorum. Şu videoyu çekerken bile bunları böyle screenshot alırken gülme krizine falan girdim burada. Sadece hani Allah kimseyi şaşırtmasın. Allah'a şükür şaşırmış bir halimiz yok. Çok iyiyiz. Hayatı eğlenerek ve severek yaşıyoruz. Bence en güzeli ve en önemlisi o. Yaptığım işi seviyorum. Bu evde yaşamayı seviyorum. Aslı'yla kavga etmeyi seviyorum. Her şeyi eğlenerek, severek, hayatın tadını çıkartarak yaşarsınız. Eğlenin yani. Anı yaşayın biraz. Ben bir şey diyebilirim. Buyur. Bu şaşırtmaktan kastı, ben genellikle bu yorumları kendi videolarımın altında daha çok görüyorum. Yaşadığım hayattan ötürü, standartlardan ötürü, tarzımdan ötürü, farklılığımdan ötürü. Yani attığım her adımda sürekli ben bunlarla karşılaşıyorum zaten. Yolda yürüdüğümde bile insanların bakışlarından karşılaşıyorum. Ben zaten bunlarla, bu kelimelerle, bu bakışlarla yıllardır yaşıyorum. İnanın hiç umurumda değil ya. Ya ben böyleyim diye, eğleniyorum diye, farklıyım diye. Allah beni şaşırtmadı çok şükür. Ben iyiyim. Yani beni düşünüyorsanız yargılayarak düşünmeyin. Birazcık bizi düşünürken böyle daha insancıl bakarsanız, ben o IGTV'nin yorumlarına falan okuduğumda gerçekten, hele özellikle benimkileri görmen lazım Nora. Böyle bir şey olamaz. O kadar kötü konuşmuşlar ki, hani midesi bulananlar olmuş benden, kusası gelenler olmuş. Benim hani, sesini görünce yapasım geliyor. Ben de bazen aynen hani şaka bir yana, bazen kötü yorum yapmak için gerçekten yapıyorsunuz ama ben aşağılık sıfatına girmiyorum. İnanamıyorum yani, nasıl böyle insanlar düşünebiliyor? Ben kafanızda nasıl bir aslıyım bilmiyorum. Kendini beğenmiş itin teki falan da olabilirim ya da çok iyi bir insan da olabilirim, bilmiyorum. Ama ben insanım. Ben nefret ettiğim insan hakkında bile böyle aşağılayıcı yorumlar yapmam. Sırf dikkat çekmek için bunları yapıyorsunuz ve gerçekten çok kötü ya. Ne ayak bunlar? Bilen biri bilgilendirsin. Sevgili falan mı anlamadım, ikisi de kadın. Birincisi şunu söylemek istiyorum. Eşcinsellere inanılmaz saygım var. Benim de. İkincisi ben heteroseksüelim. Üçüncüsü sevgili miyiz değil miyiz, sen cevap ver istersin. Emin olduğum tek şey varsa o da Nora'yla sevgili değilim arkadaşlar. Arkadaşlığımızı kıskanıyorlar ve bu bizi çok üzüyor. Şey zannediyorlar büyük ihtimalle, böyle yorumlar yaparsak ya da Nora'ya bunu ikna edersek, bunun kötü bir şey olduğunu ikna edersek Nora Aslı'dan uzaklaşır. Ya benim anneme bile mesaj atmışlar. Ya. Ve bunu yapan bir matematik öğretmeni demiş ki işte kızınız galiba eşcinsel. Birincisi annem, babam, özellikle annem çok anlayışlı bir insan. Yani ama nasıl anlayışlı? Bu birini öldürdüğünde ah ne güzel öldürdün anlayışı değil tabii ki. Bir şeyi istiyorsan ya da bir şey yapıyorsan önce gelir benimle konuşur anne. Neden? Mutlu mu ediyor? Neden böyle bir karara vardın? Ama en önemlisi düşündükleri şey ailemin, bu Nora'nın hayatı ve o nasıl mutlu oluyorsa öyle olsun. Çünkü bugüne kadar benim bütün arkadaşlarım mesela dışarı çıkarken öyle yaparken böyle yaparken illaki ailelerine yalan konuştu. Ama ben bir kere bile mesela anneme babama yalan konuşmadım ve bunun haklı gururunu yaşıyorum. Neyse konumuza dönelim. Anneme böyle mesaj atmışlar. Annem de tabii ne istediğimi ya da Aslı'yla aramda nasıl bir bağ olduğunu biliyor. Bu arada Aslı'yla annemin arasındaki bağ da çok güçlü. Yani bazı videolardan, Instagram'dan siz de biliyorsunuz. Annem beni değil bazen Aslı'yı tutuyor. Gerçekten artık üvey ana evlat muamelesi gören benim yani. Bazen bazı videolarda biz gerçekten yaşadığımız şeyleri yapıyoruz zaten. Koyuyoruz. Ve hani Santur teyze gerçekten benim şu hayatta tanıdığım en iyi insanlardan birisi. Benim yüzümden o insanlara böyle konuşmalar gittiğinde ben üzülüyorum, mahcup oluyorum. Yani zamanında bakın ben sosyal medyada 4 senedir falan varım. Yaklaşık 4 sene olacak ve ben ilk çıktığım zamanlarda benim öz kardeşimle adım çıktı yani. Hani sevgilim zannettiler beni. Konuyu toparlıyoruz. Sevgili değiliz. Biz çok iyi arkadaşız. Ama
Bu öyle kolay kolay bozulacak bir arkadaşlık da değil. Her ne olursa olsun Asuka'ya benim hayatımda olacak. Yani bir düşünsenize, ben bunu gırtlaklarım yani. Katil olurum kesin. Neyle katil olursun? Benle ilişkide mi? Ya Allah korusun, seninle herhangi bir insanın cinsiyet fark etmeksizin ilişki kurabileceğini gerçekten inanmıyorum. Seni kimse çekmez. Sen kendine bak be. Bu var ya, bu aç kaldığında bu. Yemin ediyorum bana dünyayı dar ediyor. Bunun böyle gözüktüğüne bakmayın. Açlık, susuzluk, bak yemin ediyorum abi. Bunu alacak, kafayı yemiştir. Ya şöyle bir şey var. Ölüm fermanını imzalamıştır, tamam. Ay, aşk olsun. Ne aşk olsun? Geçen şöyle bir şey oldu. İşte annem, ben Aslı falan oturuyoruz. Bana dedi ki, Nora dedi, senin bir ilişkin dedi 8 açlığında biter. Ya bu nasıl bir cümle? 8 açlığında biter. Yani ben açken ben değilim. Bunu kabul ediyorum. Kalbimizi kırıyor. Yemek getirin bana o anda. Ne yapalım o anda, ne yapalım? Dışarıda yürüyoruz, acıkıyor bir anda. Ne yapalım, ne bekliyor? Yani acıkınca kan şekerim düşünce maalesef ki... Dur anam, her yeri de beğenmiyor bu. Yani hani gitsek pis yemeğin bile güzel yerde olmasını seviyor. Hani tükürük köfteci, hayır oradaki kötü, buradakine gidelim falan, böyle kafada. Her şeyi de yemiyor, her şeyi de beğenmiyor. Kaşan keyfine çok düşkün olduğu için alacak insana Allah'tan sabır, sevenlerine de sabır diliyorum. Allah'tan sabır, sevenlere de sabır diliyorum. Her yönden sabra ihtiyacı var. O kişinin de, çevresinin de. Yine bir yorum altına, valla saçmalıktan başka bir şey değil demiş. Benim sevenlerimden biri de altına şey yazmış. Siktir oradan. Abi bak, tamam, saçma şeyler çekiyor olabiliriz bazen. Ama herkes çekiyor ya, Nora çekmiyor ya. Ya herkes çekiyor ya. Bir de şöyle bir şey var, biz gülüp eğleniyoruz ya. Abi trend diye çıkan, yani... zamanında trend diye çıkan adamlar tamamıyla saçmalığın daniskasıydı. Ama biz saçmalık yaptığımızda biz saçmalık oluyoruz. Yalan mı? Ya saçmalık da yapalım, ben eğleniyorum. Kimsenin kafasına da silah dayamıyorum beni ben izleyeceksin diye. Ben de eğleniyorum. Diye. Çok eğleniyorum. Nora ne diyorsan oraya katılıyorum. Haklı. Baba haklı. Edepsizler ya. Hayır, onun başında da çok iğrençsiniz. Hani biliyorsunuz bizim araba videolarımızı. Araba videosu normal, yan yana konuşuyoruz ve iğrençsiniz, edepsizler olmuş. Onun altında da rezilsiniz, kepazeler var. Aynı kişi. Bak en sevdiğim yorumlardan biri bak. Hayatı boşuna yaşıyorsunuz, oksijen israfısınız. Aldığım nefese de karıştılar. Ya ne bileyim, ben çok mutluyum ya. İyi ki benim böyle bir hayatım var yani. Bunu yazanın nasıl bir hayatı var ama şöyle büyük ihtimalle. Instagram'da dolaşım. Eğlenen iki insan. Nefret edelim hemen. Hemen nefret edelim çünkü mutlu gözüküyorlar. Pislikler. Biri demiş ki, bunlar kız ya. Hadi bunun kız olup olmadığını anlayamadın. Benim de mi anlayamadın? Hayır, benim nasıl anlayamazsın? Niye benimkini anlayamıyorlar? Ben de belli ediyorum bir yerden. Ben de seni ilk gördüğümde anlayamamıştım aslında. Biri demiş ki senin için yine, ama benim kanalımda. Daha cinsiyetini belirleyememiş, terbiyesiz. Terbiyesiz mi demiş bana? Böyle terbiyesizlikler yapma. Git içeri. Cinsiyetini belirleyemedim buraya. Cinsiyetimi belirleyemedim hala. Bak çok sinirliyim. Abi çok sinirliyim ya. Nasılsın da? Nasılsın? Cinsiyetimi belirleyemedim. Çok sinirliyim. Sen nasılsın? Valla ben çok iyiyim. Ben belirlediğimi düşünüyordum ama hala benim için... Sen de belirleyememişsin Nora. Neyse ne arkadaşlar, bu arada o kötü yorumların altına bizi seven öyle bir kitle var ki, nasıl kafa tutuyorlar o insanlara. Onlara gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok güzel seviyorlar bizi. Ve videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Aslı'nın kanalına da işte abone falan olmak isterseniz. Yani benim kanalıma olursunuz diye düşünüyorum. Onunkini de olmak isterseniz olun. Hareketlere bak ya. Terbiyesiz. Neyse, video sinirli bir video oldu. O yüzden terbiyesiz. Sinirli mi kapanış yapayım, sevimli mi, seksi mi? Sevimli ve seksi yap bakayım, merak ediyorum nasıl olacak. Hem sevimli hem seksi istiyorum. Gördüğünüz üzere Nora'nın videosu bitti arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, iki kanala da abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay diye bağır. Bay bay. Terbiyesiz. Git içeri şimdi, hadi cinsiyetin belirle, öyle gel. Bak zaten o yorumu okuduktan sonra çok sinirlendim. Hemen belirleyip git, geliyorum. Güzel düşün, gel. Hemen belirleyip yeter artık. Geliyorum. Hemen geleceğim.